Öncelikle barışma, barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kullanmıştım. Sadece Suriye içinde bazı provokatörler değil, Türkiye içinde de bu işi kızıştırmak isteyenler de bizim sözlerimizi çarptırdılar. Oysa benim söylediklerim ilk defa söylediğim şeyler değil. En başından beri söylediğim şeyler. Bu savaş, iç savaş başladıktan sonra bu savaşın sonlandırılması için sarf ettiğimiz çabaların bir yansıması. Peki 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kararı niçin aldı? 2254 sayılı karardan bahsediyorum. Bunun amacı ne? Oy birliğiyle bu karar alındı. Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Başka ne var? Yeni bir anayasa. Ve başka ne var anayasadan sonra? Yine BM'nin denetiminde, gözetiminde adil ve şeffaf bir seçimin gerçekleşmesi. Bu süreç başarılı oldu mu? Olmadı. Bunun için Uluslararası Suriye Destek Grubu kurduk. Fikirdaş ülkeler grubu vardı. Daha sonra buralardan bir sonuç çıkmadı. Ama sonuç çıkmamasının temel sebebi rejimin ayak diremesi yüzündendi. Çünkü rejim siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor. Ama kalıcı bir çözüm siyasi çözümdür. Bunu hep başından beri biz söylüyoruz. Üstelik yine BM Güvenlik Konseyi'nin bu 2254 nolu kararı Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıyor. Tıpkı bizim her açıklamamızda vurguladığımız gibi. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsiyoruz biz. Sonuçta bu süreçlerden bir netice çıkmayınca özellikle Halep'te sivil insanların Halep'ten çıkarılması süreciyle beraber Rusya ile bir çalışma süreci başlatmıştık. Sonra İran hep beraber bir Astana sürecini başlattık. Ve daha sonra Cenevre sürecini tekrar canlandırdık. Astana'da kimler beraber? Rejim ve muhalefet. Bir de garantör ülkeler var. Masanın etrafındalar. Tutukların değişimi dahil önemli güven arttırıcı adımlar da attılar. Rejimle muhalifler. Daha sonra Anayasa Komisyonu'nun kurulması fikri ortaya çıktı. Anayasa Komisyonu kaç defa toplandı? 8. Bu toplantılarda kimler var? 50 kişi rejimden, 50 kişi muhalefetten ve 50 kişi de sivil toplumdan. 150 kişi var. Amaç ne? Yeni bir anayasa yazmak ya da mevcut anayasayı tadil etmek. O onların bileceği bir şey. Peki yeni anayasanın veya mevcut anayasanın tadil edilmesi amacı ne? Yine bu yasal değişikliklerle beraber ülkeyi seçime götürmek. Yani tüm bunların için ne gerekiyor? Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor. Öyle değil mi? Benim söylediğim buydu. Farklı bir şey söyledim mi? Yine Anayasa Komisyonu'na da vurgu yaptım. Peki muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi? Yine bu kanun çerçevesinde muhalefetin bizim de desteklediğimiz müzakere heyeti var. Bu müzakere heyetinin amacı da işte bu geçiş sürecini ve tüm anayasa dahil tüm bunları rejimle müzakere etmek.